Sen şimdi nasıl borçlu çıkartmışsın? Şahane de topladı, kendilerim de vardı. O kadar çok nasıl topluyor? Ben çorbalık... Sepede mi koyacağım? Sepede ver, bir daha uğraştırma beni. Ben şey isteyeyim zaten, çorbalık da. Benimki kötü olur ya o zaman. Anne bakayım. Bakayım ben. Adam. Gözlük gözlük ne para var mı bakayım ya? Hı hı. İyi bakayım. Eyvallah. Güneş geldi şu iyi mi? Çek az da. Şimdi biraz oldu. Sayın Mustafa Sevinç. Evet. Bir emriniz mi var efendim? Nasıl bir adamdır? Nasıl bilirsiniz? Nasıl şahitlik edersiniz? Rahmet eylesin. İyi bir sizce nasıl oluyor? Hakkında iyi adam midir? İyi adamdır efendim. Kaç yaşında Mustafa Sevinç? 83. Uy. Az mı yani? Daha gençmiş. Az değil. Bir var 83 sene bu sene. Oyuncak değil yani. Az değil. Size göre azdır değil mi? Yok yani 83 tabii. Zaman geçiyor be. Fize var ya. Hamdolsun Allah'ın emrine bu zamana kadar bizi çift getirdi yani. Canımızı anlattım. Buraya kadar geldin. Bugün Hamam amcaya yolcu ettik. Hamam amca gittik. Sıra bize geldi artık. Bir günde aynı bizi kurdular yarısı için. Yani sıra değil de... Vadesi dükkünden gidiyor işte. Ağlasız değil mi? Çok ağlasın. Ben ne bileyim ya. Kavmiye çok ağlasın. Siz de aynı ağlarsınız. Kim? Siz de aynı ağlarsınız bana ya. Değil mi? İyi ağlarız tabii baba. Ne yapacağız? Niye olacağız? Baba da. Sen ne kadar ağladıysan biz de o kadar ağlarız.
Bizi ağladık, babalarımızı, anamızı bizi ağlıyorduk yani. Bazen oluyor ki ben çok ağlayayım. Bazen de ağlayamıyorum. Babam yok, o da ağlayamadım yani. Bazen oluyor ya, insan neden oldu çok şey? Üzüntünün verdiği şey de oluyor. Yani. Birden üzülüyor, şok oluyor insan ya. Ağlayamıyorsa bazen. Bazen ağlıyorsun. Bazen çok ağladım, bak bana. Şahı salime o şeyim. Kahraman salime çok ağladım. Bir de şu Çakır Nasret vardı. Aniden bir ölmüştü, bir ölmüştü. Biz onunla aşağı şey koyduk. Kaynar. Üzülüyorsun yani. O da öyleydi. Şimdi aynı evde yatıp da bana aşağıya öylesi gelmiş. Hiç duymadık yani. Zoruma gitti yani. Kiminki? Salim'in. Hmm. Bizim üzerimizdeydi eve ya. Hastaydı ama öldüğünü duymadık. Gördün mü çoraplarımı? He? Öyleydi. O zaman işte şey etti. Çok ağlayasım geldi, ağladım yani. Bazen oluyor, ağlıyorsun, çok oluyor. Bazen de fazla da olmuyor. Nedense. Bazen de etkilenmiyorum diye. Hamiye ağlayamadım fazla. Ağladım da tabii o da şey değildi yani. Ne bileyim, inşallah. Bayan, bilemeyiz, belki sen bize ağlarsın. Bana ağlar mısın peki? Yani yoksa? Benim ağlamadığım olmaz. Sen değil de ya. Kim olsa olsun. Ben mi çok alırsın? Yasin'e mi çok alırsın? Hiç fark etmez. Yasin ağlar mı? Yasin ağlamaz. Muşa. Şef geliyor. Şef. Ne diye ağlarsın bana? Oğlum oğlum ben ağlarım. Nasıl? Oğlum, oğul yavrum şahidim, kuzum oy. Nelerde bıraktın oğlum, seni ben yavrum. Oğul kuzularım oğul. Yeter mi? Yeter gibi değil mi? Çilekliğe gidemedin. Ne bileyim ben, çekmiş. 83 sene geçti de baba, 83. Ha? Seneyi anlayabildin mi nasıl geçtiğini? Nasıl geçtiğini anlayabildin mi diyorum 83 sene. Hiç anlaşılmıyor be oğlum. Bugün yarın hala 70 gelmiş oluyor. Ben yavaşsana o gün hop yerine de zıp zıp gidiyorsun. Anlayamadan ihtiyarlıyorsun yani. Ha? Anlayamadan ihtiyarlıyorsun sen. Ha, geldi geçti. Fark edilmiyor, fark olmayacak olamaz. İhtiyarlardan fark edebiliyor mu? Yok. Hiç fark olmuyor. Aynen gönül istiyor işte. Tabii bir şeyler başladığım zaman da fark ediyor. Dolayı yürürken yürüyemiyorsun. Anlıyorsun ya. İşe gitsen az kulağından tutturmadı beceremeyin. Buyan buyan giderken ayağın teker dolaşı da yuvalanıp gidiyorsun işte. Kalkamıyorsun. Kalkamıyorsun. Bir ağaca çıkamıyorsun, bir kepten çıkamıyorsun. Yani bunlar sorun oluyor yani. Başka zaman olsa çok zıplıyorsun. Yani o zaman ihtiyarlarını anlayabiliyor ama gönülde yok. Gönülde pek olmuyor. Gönül selamun aleyküm. İstiyor yani. İyilik şöyle. Afiyet de geldi yanımıza, görüyor musun? Bu şef de aynı öyle yani. Şef ne umdum ne buldum diyordu dünyadan. Şef bulmaz. Bir dikili taşım, bir evim, başım, işim, bir eşim var diyordu. Şef, şimdi hepsi var. Şef de ev var. Kılla yani araba. Şef esas şef, öyle yalandan takma şef değil ya. Çay güzel. Amcam bayağı tabiri yerinde kullandı. Tebrik ediyorum amcama. Fakat biraz abartısı olsa da dedikleri doğru yani. Bu kadar da olabilir. Amca bu benim triplex binayı
Az kalsın sel götürüyormuş. Sen burada yoksun. Sen, ondan dedi, sonra... Ben bir almış hep görmüyor musun? Seninle senin, ikimiz gitmişik. Daha bu selde değil mi? Yok. Hemen arayız. Sen bir kadına vuran ne oluyor? Her yağmurda ben... Geldim koştum hemen. İlk sırt, bunları suyu bağladım yani. Aşağıya. O ne ya? Öbür tarafa. Ama tabii sonuna yetişmişiz biz için. Şey tıkanmışını atmamışız ama açsaydık buraya gelmek. Şeyin o yukarıda virajın ağzından öte bağladım suyu. Su buradan akıyordu, güldür yoldan geliyordu buraya. Ha. Ben bir geldim sen yoktun. Ha. Geçen gün geldim ben buraya bir gün. Orada hemen koşa koşa onu yaptım orada ya. Orada bizim kaburda senin orada şey vardı, kapanmış o. Orayı görmedin, gördün mü? Onu görmedim. Yukarıda vardı boru, onun ağzını ben açtım. Orada kalın bir siyah boru döşenmiş bir büyük. Evet, yukarı viraja yakın. Ben de. Onun ağzını açtım ben, onu da açtım. Ama ona su gelmedi sonra ben yukarı yapınca. Fakat o gümbürtü selde gitmiş bu olaylar. Yani gece mi yağdı ne aldıysa Fuat falan. Fuat telefon etmişti bana orduya. Dedi ki sen ne gidiyi la etme sahip çık. Önüne yat dedim. Ne yaparsan yap. Yani beni bir an önce ben orada bir sürü 40 senelik emeğimi verdim. Buraya trip 5 yaptırdım. Neler olacakmış bizim her bütüne gireceğim. Nereye? Ya burayı mı? Hı hı. Oradan aşağı gelen. Benim alta hücum etmiş su. Şey etmiş alt katın. Kum dolmuş içine hep sağa sola. Zaten altından su çıkıyordu oranın. Hep gümbüremiş oralar. Açtım geldim biraz buraları şey yaptım. O gün bayağı çalışma yaptık yani. Ama bu Yasin'in evi ne biçim olmuş amca ya. İyi değil mi? Şahane şey yapmış herif sıva içinde. Ben, şu an sıvatını ben görmedim. Süper sıva ya.